Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde isteğe bağlı daha önce grip ve benzeri aşı yaptırmayan personelin ilk aşılarıyla bazı özel sağlık kuruluşu çalışanlarının aşısı yapılırken, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uygulamalı derse katılan 4. sınıfta eğitim gören 58 öğrenci kendilerine aşı yapılmamasına yönelik eleştiride bulunmuşlardı. Ancak eleştiriye neden olan uygulamanın ne Alkü ne Tıp Fakültesi ne de Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kaynaklandığı belirlendi. Yüksek Öğretim Kurumu'nun üniversitelere gönderdiği yazıda tıp fakültelerinin sadece 5 ve 6. sınıf öğrencilerine aşı yapılmasına gerektiği vurgu yapılırken, bu talimata istinaden sistemin alkü tıpta eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine onay vermediği öğrenildi. Diğer üniversitelerde 5 ve 6. sınıf öğrencileri uygulamalı eğitime katılarak aşıdan faydalandı. Ancak Alanya'da 4. sınıfın üzerinde öğrencisi olmadığı için uygulamalı derse bu öğrenciler yüz yüze eğitimi tercih ettiğinden dolayı katıldı. YÖK genelgesine göre aşı sistemine girilmeyen öğrenciler prosedüre takılarak aşılanmayınca olayın hastane ve üniversitenin yönetimsel kararı gibi algılanmıştı. Bu duruma açıklık getiren Alaaddin Keykubat Üniversitesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Nakadamyalı Tıp Fakültesi veya hastaneden kaynaklanmayan bir uygulama sebebiyle aşısı yapılamayan öğrencilerin aşı sistemine dahil edilmesi için gerekli resmi temasları yaptıklarını söyledi. Nakadamyalı Sağlık Bakanlığına hastane olarak uygulamalı eğitime katılan 4. sınıf öğrencileriyle sağlık meslek yüksek okulunda eğitim gören 180 öğrenci ve eğitimci için aşı sistemine dahil edilmelerine yönelik baş başvurumuzu yaptık. Onay verildiği andan itibaren hem 4. sınıf öğrencileri hem sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin aşısını yapacağız. Ayrıca aşının başladığı gün çeşitli nedenlerden dolayı aşısı yapılmayan ancak aşı takvimini geçirdiği için normal aşı takvimine göre son sıraya düşen sağlık personelinin öncelikle aşı listesine alınması için girişimlerimizi yaptık dedi. Biz sağlık personeli bizi ifade ettiğimiz zaman hastanemiz çatısı altında çalışan tüm çalışanlar. Hastanede çalışmasına rağmen grip aşısı, ameliyat gibi tedaviler sebebiyle belirlenen aşı takvimi içinde, COVID-19 aşısı olmayan sağlık personeli normal prosedürde aşı takviminin en sonuna taşınıyor. Hastane yönetimi bu uygulamanın da ortadan kaldırılarak aşı sırası geçen sağlık personelinin öncelikle aşı olması gerekenler listesine dahil edilmesi için başvuruda bulundu.